Gazimoğsa'dan Doktor Fazıl Küçük Islanı'ndan hepinize mutlu akşamlar değerli futbol severler. Ahmet Sami Topçal Kupası'ndan Moğsa Türk gücüyle Yeni Boğaziçi az sonra karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ölmez Melekler takımı pankartı ile geldiği Moğsa Türk gücü A2 takımı kaptan Baran Derin şu anda sahada Yeni Boğaziçi'de sahaya geldi. Yeni Boğaziçi ile Moğsa Türk gücü az sonra 90 dakikalık bir karşılaşma oynayacaklar. Bakalım Ahmet Sami Topçal Kupası'nda 12. kupanın sahibi kim olacak? Moğsa Türk gücü kupa sayısını 2'ye yükseltmek isteyecek. Yeni Boğaziçi ilk kez oynayacağı Ahmet Sami Topçal Kupası'nı kazanarak sezonu çifte kupayla kapatmak istiyor. Çok güzel, anlamlı bir kupa, anlamlı bir maç. Ahmet Sami Topçal Kıbrıs Türk Futbolu'nun kurucularından bir isim, merhum Ahmet Sami Topçal'ı bir kez daha rahmetle anıyoruz, futbolumuzun her şeyiydi aslında. Maçın hakemi Burak Mandıralı son hazırlıklarını yapıyor. Topun başında Moğsa Türk gücünde Atay Yıldız, Burak Mandıralı kronometresini kontrol ediyor. 90 dakikalık bölüm başlayacak. Son hazırlıklar, Burak Mandıralı bir kez daha kronometresini kontrol etti. Topun başında Atay Yıldız ve Çalan Düdük'le karşılaşma başlıyor. BRT Spor Servisi olarak her iki takıma da başarılar diliyoruz. Deniz direkt kaleye düşündü. Üst direk. Baran savunma, açılan top, sonrasında savunma topu uzaklaştırıyor. Ali Recaioğlu uzun gönderdi Baran Derin'in olduğu nokta. Baran gol pozisyonu, şut, top dışarıda. Ahmet zarif hareketler, ileriye gönderdiği topla buluşan Kenan Özerik. İçeride Doğan Alp var. Şimdi Kenan, Doğan gol pozisyonu, Kenan, Doğan ve gol! 10. dakikada Doğan Alp atıyor. Yeni Boğaziçi 1-0 öne geçiyor. İlk tehlikeli atak, Doğan Alp topu ağlara gönderiyor. Yeni Boğaziçi Moğsa Türk gücü karşısında 1-0 öne geçiyor. Kale alanı içerisinde uzak kale direği, kafalardan seke top, boşta kaldı, şut pozisyonu, vurur top üstüne dışarıda. Nordelen direktörü, aynı zamanda Moğsa Türk gücü kulüp başkanı Koral Bozkurt, Kıbrıs Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyesi Hüseyin Duvarcı orada. Ahmet Sami Topçan. Oğlu Nazım Topçan, o da. Her Ahmet Sami Topçan adına yapılan her organizasyonda yer alıyor zaten. Bir atak. Kaptan çıkmaya çalıştı Hamza. Araya pası Doğan Alp. Doğan Alp birebir. Şut pozisyonunda. Doğan Alp vurdu topu üstten dışarıda. Kalabalık yapmaları yönünde şu anda 4 kişilik baraj. Kaleci İsmail. Baran geliyor, vuruyor, top dışarıya gidiyor. Nehir ara pası. Ceza özelliği, boşta kalan top, vuruş, savunma, sekti, kaleci İsmail son anda kale alanında kontrol ediyor. Topun üzerine geliyor, kaleci İsmail kalesinde dikkatli, Baran Derin çok kötü bir vuruş, top dışarıya gidiyor. Şimdi Nehir içeriye doldurdu, İsmail top dışarıya gidiyor. Boğaziçi üstünlüğü, Nehir topla buluştu, Nehir kaleye baktı, şut, top yandan dışarıda. Ve sonrasında da maçın hakemi Burak Mandıralı'nın çaldığı düdükle İlk yarı sona eriyor ve ilk yarı 9. dakikada Doğan Alp'in attığı golle Moğsa Türk gücü 0, Yeni Boğaziçi 1. İkinci yarı son hazırlıklar yapılıyor. Maçın hakemi Burak Mandıralı kronometresini kontrol ediyor. Topun gerisinde Hüseyin Şeref var topun başında. Burak Mandıralı'nın çalan düdüğüyle ikinci yarıya Yeni Boğaziçi takımı başlıyor. Ahmet Kuşar şimdi pası, Doğan Alp topla buluştu. Doğan Alp topla dribbling halinde. Doğan Alp ceza sahasına girdi. İçeriye gol pozisyonu ve gol! Kenan Özeriç oluyor. Dakika 49. Moğsa Türk gücü Yeni Boğaziçi karşısında 2-0 geriye düşüyor. Kenan Özeriç oluyor. Asist Doğan Alp. Yeni Boğaziçi 2-0 öne geçiyor. Büyük sevinç var Yeni Boğaziçi futbolcuları ve taraftarlarında. Gelen gol sonrasında Kenan'ın attığı gol, Yeni Boğaziçi 2-0 öne geçiyor. Doğan Alp Arıkan şimdi kaleye baktı. Dakika 56, kritik bir dakika, işaret verildi. Doğan Alp plaseyi bırakıyor, mükemmel çıkarıyor İsmail Pakol. 2-0'lık üstünlüğü var Yeni Boğaziçi takımının Ahmet Sami Topçan Kupası'nda. Orta kale alanı, vuruş, gol! Nehir gol attı. Nehir Cantaş topu ağlara gönderdi. Moğsa Türk gücü farkı 1'e indiriyor. Dakika 58.
Arda Maydon uzun gönderdi. Savunmanın gerisinde Baran topla buluştu. Baran kendisi girmeye çalışıyor. Baran yerde kaldı. Penaltı penisi oyun devam ediyor. Şimdi Doğan Al topu kontrol ettiği pası Ahmet. Gol pozisyonu şut. Savunma. Seken top. Son anda İsmail Pakol. Mehmet Ahmet'in önünde kaldı. Ahmet kaleye baktı. Ahmet gol pozisyonu. Ahmet kuşak gol pozisyonu şut. Top yandan dışarıda. Dakikalarımız 69. Heyecanlı bekleyiş var. Yeni Boğaziçi taraftarları genç oyuncuları motive etmeye çalışıyor. Doğan Al gol pozisyonu şut ve gol. 70. dakika Doğan Al batıyor. Yeni Boğaziçi 3-1 öne geçiyor. Büyük sevinç var Yeni Boğaziçi futbolcuları, kenar yönetim, teknik kadro. Gelen gol Doğan Al, skor 3-1 oluyor. Gelen gol, karşılaşma 3-1'e geliyor değerli futbol severler. Kupa mücadelesinde her şey var sevgili Kaya. 3-1 çok önemli bir avantaj gibi görülüyor. Doğan Al, sarı kart, ikinci sarı. Halil Hoca da, Halil Erdoğuş da sarı kart görüyor. Doğan Al gol sevincinde sanıyorum bir hareket yaptığı için. Doğan Al'ın 45+1'de sarısı var. Evet. Bir de hareket yaptığı için gol sevincinde. İkinci sarı ve kırmızı gördü. Doğan Al formasını çıkardı, gol sevincini yaptı. 70. dakikada ikinci sarı ardından kırmızı kartla Doğan Al oyun dışında kalıyor. İtiraz eden yani antrenör Halil Erdoğuş da sarı kart görüyor. Daha fazla gidemedi. Top hala onda. Topun kontrolünü kaybetmedi. Sivri rakiplerinden Kenan Yıldırım içerisinde. Gol pozisyonu vuruş top yandan dışarıda. Arda Maydon topla buluştu. İleriye gönderdi. Baran Derin ceza sahası içerisinde. Baran gol pozisyonu. Baran şut, kaleci İsmail. Mükemmel çıkarıyor. Nehir kaleye baktı. Sert bir vuruş top üstten dışarıda. Ökkeş içeriye baktı. Yaptı ortasını. Rifat bir kafa top dışarıda. Ters bir vuruş. Şimdi topu kontrol eden Ökkeş ceza sahasında. Ökkeş gol pozisyonu içeriye. Arda Gece'ye açılan top Kenan. Hamza tek top. O noktada kaptıran isim Berkem oldu. Şimdi Erencan ceza sahasında gol pozisyonu kaleci İsmail. Şimdi Ali Recaoğlu vuruyor. Top dışarıya gidiyor ve sonrasında da maçın hakemi Murat Mandıralı'nın çalan düdüğüyle 90 dakika tamamlanıyor. Maçın sonucu Mausa Türkgücü 1, Yeni Boğaziçi 3 ve Ahmet Sami Topçan Kupası şampiyonu Yeni Boğaziçi A2 takımı. Yeni Boğaziçi A2 takımı ilk kez oynadığı Ahmet Sami Topçan Kupası'nda şampiyon oluyor. Evet, altın sezonunu yaşıyor Yeni Boğaziçi. Önce A takım ligi 2. sırada tamamlayarak Aksa Süper Ligi'ne 5 yıl aradan sonra geri döndü. A2 gençler de Aksa 1. Lig'de şampiyon olarak önemli bir başarıya imza attı ve sonrasında da 2 A2 gençlerin şampiyonuydu, mücadelesiydi. Önce Ahmet Sami Topçan Kupası'nda Mausa Türkgücü A2 takımı Süper Lig A2 şampiyonu oldu. Yeni Boğaziçi A2 takımı 1. Lig şampiyonu oldu ve istati göreyi Ahmet Sami Topçan Kupası'nda bu iki takım karşılaştı. Bugün Mausa'da Doktor Fazıl Küçük Stadında muhteşem bir atmosfer vardı. Mausalı ve Mausa bölgesinin futbol severleri Gazi Mausa Doktor Fazıl Küçük Stadını tıklım tıklım doldurdu. Bu gençlere sahip çıktı. Bu gençler de hem Mausa Türkgücü gençleri hem de Yeni Boğaziçi gençleri mükemmel bir mücadele ortaya koydu. Gelen goller, saha içerisindeki heyecan, zaman zaman gerilen ortam ama 90 dakikaya yansıyan skor Yeni Boğaziçi 3, Mausa Türkgücü 1 ve 12. Ahmet Sami Topçan Kupası da Yeni Boğaziçi A2 takımının oluyor. Ödül töreni gerçekleşecek. Platform kuruldu ve platformda Gazi Mausa Belediye Başkanı Sayın Doktor Süleyman Uluçay, merhum Ahmet Sami Topçan'ın oğlu Nazım Topçan şu anda platformda, Mausa Türkgücü Spor Kulübü Başkanı Sayın Koral Bozkurt şu anda platformda ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 2. Başkan Vekili Hüseyin Duvarcı da platformda yerini aldığı karşılaşmayı yöneten hakemlerimiz geliyor. Burak Mandıralı, Cenk Araz Özfutlu, Yusuf Can Dönder ve Serkan Özdenkçi hakem dörtlüsü gerçekten çok başarılı bir sezonun ardından bir final oynadılar. Ve bu final sonrasında da bugün adına da iyi bir karşılaşma yönettiğini söyleyebilirim.
Onlar da gecenin anısına anı plaketlerini alıyor. Gazimausa Doktor Fazıl Küçük stadında bir tarafta saha içerisinde sevinen Yeni Boğaziçi A2 takımı, diğer tarafta üzülen Mausa Türk Gücü A2 takımı. Değerli futbol severler, kupa töreni gerçekleşiyor. Az önce de belirttim. Gazimausa Belediye Başkanı şu anda saha komiserleri geliyor. Onlar da gecenin anısına plaketlerini alıyor. Gazimausa Belediye Başkanı Doktor Süleyman Uluçay, Nazım Topçan, Futbol Federasyonu 2. Başkan Vekili Hüseyin Duvarcı. Şu anda da finalde kaybeden finalist Mausa Türk Gücü, geçtiğimiz sezon Cihangir'de oynanan karşılaşmada Aksağ 1. Lig A2 şampiyonu Çaynapazar Gençlik Gücü'ydü. 5-1 farklı kazanarak ilk kez bu kupayı müzesine götürmüştü. Üçüncü kez oynadı Mausa Türk Gücü. İlk kazandığı kupayı bu kez kaybetti ve 1. Lig'de A2 takımı Yeni Boğaziçi şampiyon oldu. Ahmet Sami Topçan Kupası şampiyonu Yeni Boğaziçi takımı gerçekten başta başkan Mehmet Fahlioğulları ve yönetimini, Haller Doğuş antrenör, Haller Doğuş kaleci antrenörü Ersoy Sağda, yöneticiler ve bu işin gerçek mimarları genç futbolcular bugün inanarak geldiler. Girdiği pozisyonları iyi değerlendirdiler ki erken golü buldu 9. dakikada. Doğan Alp'le perdeyi açmıştı. İlk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda Kenan'ın attığı golle skor 2-0'a geldi. Nehir'in kafa golü Mausa Türk Gücü'nü ümitlendirdi. 2-1'e geldi oyun. 70. dakikada Doğan Alp kendisinin ve takımının, kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü attığı skor 3-1'e geldi ama unuttuğu bir şey vardı. 45+1'de sarı kartı vardı. Gol sevincini, formasını çıkararak taraftarlarıyla paylaştı ve sonrasında ikinci sarı ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Ve kalan dakikalarda Yeni Boğaziçi sahada 10 kişi mücadele etti. 10 kişi kalan Yeni Boğaziçi iyi direndi. Zaman zaman pozisyon verdi ama kalesinde golü görmedi ve 3-1'lik skor avantajını da maçın sonuna taşımayı başardı. Mausa Türk Gücü finalist madalyalarını aldı ve soyunma odasına giderken şimdi şampiyon geliyor. Kaptan Hamza Gençoğlu en son gelecek, kupayı alacak. Ama genç oyuncular o kadar heyecanlı ki sevgili Kaya, saha içerisinde şu anda madalyalarını alıyor. Gazimausa Belediye Başkanı Sayın Doktor Süleyman Uluçay, Futbol Federasyonu Başkanı, 2. Başkan Vekili Hüseyin Duvarcı ve Ahmet Sami Topçan'ın oğlu Nazım Topçan'dan teker teker madalyalarını alıyor. Büyük bir onur, büyük bir mutluluk, büyük bir gurur Yeni Boğaziçi gerçekten. A takımıyla, gençleriyle altın sezonunu yaşıyor. Gerçekten bu sezon hem A2'lerde hem de A takımda lige damga vurdu. Özellikle A takım ligin ikinci yarısında ortaya koyduğu mükemmel bir performans ve bu mükemmel performans sonrasında gelen ikincilik ve 5 yıl aradan sonra gelecek sezon Süper Lig'de mücadele ederken abilerini aratmayan Yeni Boğaziçi A2 takımı gençleri, onlar da şampiyon geldiler ve o şampiyon gelen takım bu akşam şampiyonluk ve kupalarını alıyorlar. Ahmet Sami Topçan kupasını kazanarak müzelerine gençler olarak iki kupa birden getiriyor. Gerçekten sevgili Kaya, ne kadar gururlansa ki maç öncesinde Başkan Mehmet Fahlioğlu ile yaptığımız görüşmede altyapıya verdiği önemin, değerin özellikle son yıllarda meyvesini alması en çok sevinen, en çok mutlu olanlardan bir tanesi. Ki biz onun işte altyapıda veya A2'deki çalışmalarını, altyapıdaki diğer kategorilerdeki çalışmalarını da bizzat şahit olduk, gördük. Çocukları kendisi de başkan olduğu halde altyapıdaki antrenörlere yardım ediyordu. Defalarca antrenmanlara gitti, yardım etti. Dolayısıyla Mehmet Fahlioğulları açısından çok önemli bir başarı. Evet, şimdi kupa havaya kalkacak. Kaptan Hamza Gençoğlu kupayı alacak. Büyük sevinç var şu anda. Kupa havada ve şampiyon Yeni Boğaziçi A2. Şampiyon Yeni Boğaziçi A2 takımı kupayı alıyor. Kaptan Hamza Gençoğlu kupayı havaya kaldırıyor. Ve bu sevince takım arkadaşları da ortak oluyor. Gerçekten ne kadar sevinseler azdır. Bir sezonun yorgunluğu, bir sezonun mutluluğu. Gelen üst üste kupalar. Önce Aksağ 2 1. Lig'de şampiyonluk kupası, bu akşam da Gazimausa Doktor Fazıl Küçük Stadında Ahmet Sami Topçan kupası.
Büyük sevinç var saha içerisinde. Gerçekten yeni Boğaziçi futbolcuları, taraftarlar saha içerisinde. Genç futbolculara sezon başından beri çok büyük bir destek oldular. Onların yanında oldular. Deplasmanda içeride hep arkalarından yürüdüler. Ve bu yürüdükleri yolculuğun sonunda da iki şampiyonluk geldi değerli futbolseverler. Evet, anı fotoğrafı çekiyor yeni Boğaziçi. Bu anı ölümsüzleştiriyor yeni Boğaziçi A2 takımı. Aksa Süper Lig A2 gençlerde şampiyon olan Mausa Türk Gücü A2 takımını yürekten kutluyoruz. Aksa 1. Lig'de şampiyon olan A2 gençlerde şampiyon olan yeni Boğaziçi takımını kutluyoruz. Ve bu akşam iki şampiyonun mücadelesinde çifte kupayla sezonu kapatan Ahmet Sami Topçan kupasını kazanan yeni Boğaziçi A2 takımını da kutluyoruz.